Şehirler arası ulaşımda fırsatçılar ortaya çıktı. İzmir'den Van'a gitmek 1000 lira oldu. Resmi firmaların yetkilileri fırsatçılara karşı uyardı. Bu boşluktan yararlanarak buraya geldiler. 4 kişi, 5 kişi alan, 7 kişi alan, 8 kişi alan arabası olan aldı götürdü. Fahiş fiyatlar bundan ortaya çıktı zaten. Koronavirüs nedeniyle şehirler arası ulaşımda firmalar kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyor. Bu uygulamadan sonra otogarlarda korsan taşımacılar ortaya çıktı. Fırsatçılar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği üst limitin çok üzerinde fiyatlarla yolcu taşımaya başladı. İzmir otogarında 207 liralık bilete 1000 lira isteyenler oldu. Normalde İzmir Van arası 250 lira. Vergi ödemiyor. Bilet kesmiyor. Maliye bileti yok. Mali faturası yok. Doğru mu? Bir de ufacık arabaya 8 kişi koyuyorlar. Resmi firmalar, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve polis tarafından düzenli olarak denetleniyor. Otobüsler 38 derece ateşi olan yolcuyla otogardan çıkamıyor. Kesilen biletler bakanlık tarafından takip ediliyor. Ancak korsan taşımacılar bu kriterlere uymadığı için büyük risk oluşturuyor. Zonguldak'a gideceğimi söyledim. O da hani biz 7 kişilik araçlarla kaldırıyoruz dedi Zonguldak'a ama normaldeki bilet fiyatından 2-3 kat fazlaydı. Mesela, ne kadar istediler sizden? Mesela bana 500 lira fiyat çekti Zonguldak için. İzmir otogarındaki firma yetkilileri müşterilerini korsan taşımacılara karşı uyarıyor. Tespit ettikleri fırsatçıları da polise ihbar ediyor.